Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz danışmanlık firması kurucusu Hasan Hüseyin Kutlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet. 4 Kasım 1975 Tekirdağ doğumluyum. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra kısa bir süre aşçılık tarafında aslında biraz niyetim vardı. Özellikle füzyon mutfağı üzerine. Daha sonra Delim'le tanıştım. Delim'le tanıştıktan sonra çok ilgimi çekti. Ondan sonra da zaten süreç başladı. Yani 26 yıllık bir çalışma süreci tamamladım. Harika. Denim, benim başladığım yıllarda özellikle ilgimi çeken tarafı, Denim'de çok fazla şey yoktu. Böyle hareketli ürünler yoktu. Daha çok böyle hazır giyimdeki, bu klasik giyim gibi düz ürünlerle insanlar kullanıyordu. Biz bu işe başladığımızda ilk Ar-Ge merkezini kurduk şirkette. Ürün geliştirme üzerine ve araştırma üzerine. O süreçten sonra da Denim'de aslında yollar değişti. Yani bu eskitmeler, ondan sonra renklerin değişimi, ürünlerin değişimi, %100 pamuktan likralı ürünlere geçişin olduğu dönemde aynı zamanda. Yani hem görsel olarak hem de aslında ham madde tarafındaki likranın girişiyle konfor olarak Denim'in değiştiği zamanlarda başladım ben bu işe. Harika. Oldukça da keyifli bir süreç oldu. Çünkü o dönemde Denim'de yapılan ürün, uygulamalar standarttı. Biz yeni uygulamaları ilk defa denedik Denim üzerinde. Yani reçineyi ilk defa denedik. Bu 3 boyutlu görüntüler için. Eskitmeyi ilk defa denedik. Ondan sonra likralı ürünleri ilk defa denedik. İlk defa o zaman tanıdık. Yani Denim hazır giyim sektörünün aslında dönüm noktasından bir tanesiydi. Moda tarafına dönüşündeki tarafından bir tanesiydi. Harika. Sizin bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Nasıl seçtiniz? Benim ilgim dediğim gibi füzyon mutfağı üzerine çalışmayı düşünüyordum ama orada bir direkt es verdim. Denim daha çok ilgimi çekti. Tekstile geçtiniz. Evet, denim daha çok ilgimi çekti. Denim çünkü yani diğer hazır giyim ürünlerine göre baktığınızda böyle denimi aslında kişiye göre tasarım gibi düşünebiliriz. Yani kişiye göre tasarımlar olduğu için de daha çok moda tarafına kayıyor şeye göre, hazır giyime göre. Tüketiciler de kendileri bu ürünleri alıp kendi tasarımlarını üzerine etkileme şansı oluyor. Bizim birçok sektörden destek alarak, hani denim sektörü çok geniş bir sektör. Makine olsun, ekipman olsun, şu anda örnek olarak etkin olarak lazer makineleri kullanılıyor denim üretiminde. Geçtiğimiz yıllarda geri dönersek işte elle zımparalar ve bu 90'lı yılların başlarında ve ortalarında kum radyo dediğimiz kumlama işlemleri yapılıyordu. Kumlamadan elle zımparaya geçti. Elle zımparadan da şu anda lazer daha çok kullanılıyor. Lazerin daha çok bir katkısı da sektöre aslında şeyde teknoloji olarak düşündüğümüz için, teknolojik bir ürün olarak düşündüğümüz için rekabet gücünü arttırma tarafında şirketlere destek veriyor. Bunu insan gücüyle yaptığınızda maliyetler çok daha yüksek oluyor. Ama teknolojiyi kullandığınızda işte lazer gibi, onun gibi makinelerle maliyetiniz düşüyor ve rekabet gücünüzü arttırmış oluyorsunuz. Ne güzel. Verdiğiniz hizmetlerden biraz daha detaylı bahsetmek Tabii. ister misiniz? Dediğim gibi 26 yıl sektör içerisinde yer aldım. Sektörün sorunlarını hemen hemen hepsini biliyorum. Çünkü gün geçiyor, yeni sorunlar ortaya çıkıyor ama hepsi benzer sonuçlarla çözülüyor. Yani dediğim gibi yaşanan sorunların çözümü, bu ham maddelerle ilgili sorunlar, üretim prosesleriyle ilgili sorunlar, ondan sonra kimyasallarla ilgili sorunlar, bir de sürdürülebilir üretim var şu anda. Sürdürülebilir üretimi müşteriler çok fazla istiyor. Orada reçetelerde ve maliyetlerde özellikle maliyet tarafında reçeteler düzenleme yapıp sürdürülebilir proseslerle de bu reçetelere içine ekleyip işte lazer de bunlardan bir tanesi. Burada maliyeti aşağı çekmek, müşterinin rekabetini arttırmak, son tüketicinin ya da işte istenen müşterinin burada tasarım yönünü geliştirmek, bunlara hepsine şu anda destek veriyoruz.
Harika. Hani iplikten başlayıp son ürüne kadar bütün proseslerde benim ve benim benzer birlikte çalıştığımız arkadaşlarla bu desteği üreticilere veriyoruz. Ne güzel. Türkiye'de pamuk ekimi hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye'de pamuk üretimi ekimi yıldan yıla düşüyor. Yani Türkiye... Üzücü. Üzücü. Birkaç defa Yunanistan'a gittim bu son 5-6 aydan beri. Sınırı geçtikten sonra bu Dedaç, Aleksandra Poli, Gümülcine dedikleri bölge, İskeçe bölgesi, hani yol kenarında, otoban kenarında pamuklar, çalılara, otlara takılmış halde gördüm. Gittiğimde sordum, bunlar nedir? Ben hasattan sonra gitmişim, pamuk hasadındaki taşınırken bunlar dökülüyor diyor. Düşünün ne kadar yüksek bir oranda üretim yapılıyor. Evet. Ki geçtiğimiz yaz onlara da kurak gitti. Bazı tarlalarda pamukları toplamamışlar daha maliyetli olacağı için, ama ona rağmen pamuk üretimi bizden kat kat daha ileride. Bizim Ege'de özellikle eskiden pamuk üretimi fazlaydı. Şu anda o da düştü. İç Anadolu, Çukurova bölgesi zaten düştü. Evet. Çukurova bölgesi çünkü sulak tarım şeyi biraz hani hem maliyet tarafından hem de elde edilen kaynaklar tarafından biraz zor gözüküyor şu anda. Bizim hani pamuk üretimine aslında desteğin verilmesi gerekiyor. Maliyetli buldukları için mi üretmiyorlar? Verimsiz ve maliyetli bulunuyor. Yani Ege bölgesinde de birçok zaman bulundum. İç Anadolu'da da bulundum. Hani Yunanistan'daki şeyin hiçbirisini orada görmedim. Yani hemen hemen köylerde her evin önünde bir tane var. Pamuk hasat makinesi var. Yani demek ki bu işi yaygın, yaygın bir şekilde ve yüksek oranlı şeyde üretiyorlar, yapıyorlar. Bizde de aynısı olmasını isteriz ama bizim işte şu andaki maliyetin zaten bir taraftan da artmasının sebebi pamuğu da dışarıdan almamızdan kaynaklanıyor. Nereden alıyoruz daha çok? Daha çok yine Mısır, yine Yunanistan, Hindistan, yani bize yakın olan yerlerden alınıyor ama yani sınırın bir metre bile ötesinden alsanız dövizle alacağınız için pamuğu yükseliyor. Otomatikman fiyat katlanarak bize geliyor. İnşallah yani yapılır ülkemizde. Hindistan'da de. Pamuk Bakanlığı var örnek tabii, olarak. Çok önemli. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce yine pamukla ilgili kısıt olmuştu üretimde dünyada. Direkt o dönemde iyi hatırlıyorum çünkü birçok yerde okudum onu. Pamuk Bakanlığı yurt dışına pamuk satışını izne bağladı. Yani Hindistan dışına pamuk satışını izin almadan, Pamuk Bakanlığı'ndan izin almadan kimse yapamadı. Ha, bu da içerideki ihtiyacın karşılanmasına yönelikti. Talep var. Talep var. Onların kumaşları da dünya çapında çok ilgi tabii, görüyor. Tabii tabii. Şu anda zaten bizim Türkiye'deki kumaş Hindistan'dan geliyor. Dünyada en iyi üretim yapan, en kaliteli üretim yapan, en premium ürünlere üretim yapan firmalar, ancak hani Hindistan büyük bize göre daha düşük maliyetli kaldığı için daha çok üretim yapıyor. Var. Pamuk şeyi, yani pamuk üretimi aslında azaldığı için Türkiye'de daha çok şey sentetik şeyler sentetik var. Sentetik, modal, tensel, hatta şöyle söyleyeyim, 26 yıllık iş hayatımda ilk defa geçen sene pamuğun hiç olmadığı denim kumaşı gördüm. Hiç pamuk yok. O derece çok yani. Sentetik yani. Sentetik veya rejenere elyaflar. Evet. Peki pamuğun 2022-23 sezonunda Türkiye ekonomisindeki yeri? Ya pamuk Türkiye ekonomisindeki yeri artık çok fazla değer görmüyor. Çünkü üretim şeyi yok. Maalesef. Üretim potansiyeli, üretim miktarı düşük. O yüzden hani daha çok işte tedarikçi ülkelerden bunlar alınıyor. Yani Türkiye'deki üretim zaten hani üretime yetmiyor. Şu andaki üretim miktarı bu iplik üreticilerinin ihtiyacını karşılamıyor. Maalesef. Bu deprem olduğu dönemde de bizim birçok zaten denim üzerine üreticiler hepsi o bölgede yer alıyor. O dönemde de biraz iş yavaşladı. Türkiye'ye pamuk girişi aslında yani pamuğun dışarıdan girişi aslında bizim için her zaman için bir dezavantaj. Kesinlikle. Peki efendim, geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Ya şirket olarak biz
birkaç şirket birbirimize bağlı çalışmayı planlıyoruz. Öyle bir karar aldık. Bu şeyi de bütün dünyaya yaygınlaştıracağız. Bu bizim ortak akıl, ortak bilgiyi bütün dünyada ileteceğiz, yaygınlaştıracağız. Şirket olarak bizim esas hedefimiz bu maliyetleri aşağı çekecek prosesleri geliştirip bunu üreticilere anlatmak, onların üretim proseslerine dahil etmek. Teknolojik yatırım Türkiye için, tekstil üreticileri için hani girdiği yerlerde, girebildiği yerlerde rekabet gücünü artıracak en önemli kalem şu anda. Kesinlikle. Yani işçilik yüksek, elektrik maliyetleri, enerji maliyetleri yüksek. Onları azaltıp teknolojiyle için, böyle katma değerli ürünler yani yapay yapıp. Yapay zeka destekli teknolojilerle işçilik maliyetlerini düşünmek. Örnek olarak hani 40 kişi, 45 kişinin çalıştığı bir prosesti bir makineyle, bir yapay zeka destekli bir makineyle yapmak 45 kişilik iş gücünün düşmesi anlamına çok geliyor. Önemli. Yani bu da hesap yapılırsa bugünkü şartlarda 1 milyon, 1,5 milyon civarında bir tasarruf söz konusu. Yani bu teknolojik yatırım ne kadar maliyetli olursa olsun aslında geri dönüşünde bu yüksek maliyetler hızlandırıyor. Tabii yüksek teknoloji çok önemli. Çok önemli. Şu anda tekstilde çok rekabet var. Başka türlü tekstilin Türkiye'de rekabet etmesi mümkün değil zaten. Yani kesinlikle. Baktığımızda yani emek yoğun konularda emek özellikle olursa, yoğun. Denim üretiminde, denim hazır giyim üretiminde emek daha da fazla. Tabii. Yani örnek olarak en son çalıştığım şirketteki 1200 kişi çalışan vardı direkt olarak. En direkt olarak düşünürsek bir de çok dışarıdan yüksek. Şeyle beraber 2000-2500 kişiye tekabül ediyor. O kadar ediyor. İnsana maaş verilecek, vergi ödenecek. Vergisi, maaşı, işte sosyal hakları. Tabii. Yani bunların hepsinin maliyetler karşılanması gerekiyor. Bunlardan kesinlikle tasarruf edilmez. Yani burada esas şey teknoloji yatırımları, teknolojiyle tabii ilgili çözümler. Otomasyon olacak. Otomasyon olacak. Hızlı bir bunu şekilde. Belki bazen dışarıdan alacak know-how üreticiler alabilir. Ya da bizim gibi ya da kendi işlerindeki ekiplerinde bunu geliştirerek dışarıdan birilerine yaptıracaklar. Şu anda Türkiye'de o alanda faaliyet gösteren şirketler de var. Yani kısa sürede bir fikre hızlı şekilde dönüş yapabiliyorlar. Ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şöyle diyeceğim. Türkiye'de hani tekstilde pamuk dışında aslında personel eksikliği de var. Yani pamuk az var, az üretiliyor. Ama üniversitelerden de şu anda personel, işte tekstil mühendisleri, kimya mühendisleri, kimya mühendisleri mezun oluyor ama tekstili çok seçmiyor. Tekstil mühendisleri mezun olamıyor, yok çünkü yani çok fazla tercih yok tekstil tarafında. Ara eleman dediğimiz tarafta da şu anda yetişen herhangi bir personel yok. Ya alıp kendiniz yetiştiriyorsunuz o ara elemanı. Ama işte dediğim gibi bu işte personel tarafındaki, beyaz yaka tarafındaki işte tekstil veya kimya mühendisleri de şu anda eskisi kadar çok tekstil de tercih etmiyor. Çok mezun da alamıyor. Maalesef. Geliştirilmeli değil mi? Ülke arttırılması için gerekiyor. Çünkü tekstil Türkiye'deki istihdamda ana üretim alanlarından tabii bir tanesi. Hani örnek olarak şöyle diyeyim. Dün şeyler açıklandı. Bugün açıklandı hatta işsizlik verileri. Tekstilde birkaç aydan beri durgunluk var. Tamamen sebebi o yani. Maalesef. Tekstilde ufak bir frene basma işçilik, hani bu işsizlik oranlarını ciddi anlamda arttırıyor. Kesinlikle. Bu böyle giderse önümüzdeki ay biraz daha artacak. Maalesef. Yani daha biraz daha artacak. Yani bu önüne geçilmesi için hani ivedilikle bu tekstilin bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Efendim harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok mersi. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz danışmanlık firması kurucusu Hasan Hüseyin Kutlu'ydu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.